Grafik Düellosu ile karşınızdayız bu kez Burcu Kıratlı ile birlikte. Evet Burcu, ben bugünün özelinde şöyle bir Donald Trump ve Harris yarışını şöyle biraz artık hatırlamak lazım. Hazır Eylül'e girdik, 2 ay sonra bir yarış var. Piyasaları derinden etkileyecek bir yarış var. Çünkü tam tersi politikalar da uygulanabilir. Biri daha düşük faiz ve Fed'e karışacak bir başkan profili gözetirken diğeri daha olası olan bir politikanın devamı niteliğinde nitelendirilen, adlandırılan bir başkan adayı var. Dolayısıyla şöyle bir yarışa bakmak istiyorum, ne durumda diye. Ve ardından biraz da petrol konuşalım isterim. Sen ne yapacaksın? Hisse piyasaları diyorum. Hisse piyasaları geçtiğimiz bu Eylül aslında. Geçtiğimiz haftayı kötü kapattı. Piyasa değerinden siliyor. Sadece S&P mi, tüm dünya mı, bir bakalım istersen. O halde yine biz global pay piyasalarına da bakacağız ama onun öncesinde şöyle bir manşeti getirelim mi? Trump ve Harris arasındaki rekabetindeki son durum neye işaret ediyor? İşte son duruma bakacak olursak. İlk Donald Trump ve Biden arasındaki yarışta neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Başkan, eski başkan Donald Trump bu yarışın galibi gelecekti. Ardından Biden'a çağrılar yapıldı. Çekil, yarıştan çekil çağrıları vardı. Fakat başkan Biden bu yarıştan çekilmemekte ısrarcıyken son gelen artık iyice çok ciddi çabalar da oldu, çağrılar da oldu Burcu. Dolayısıyla Başkan Biden'ın çekilme çağrısı ve yerine tavsiye ettiği Harris'in adaylığı, yardımcısı Harris'in adaylığı derken yarış bu kez tersine döndü. Aralarında 6-7 puan farka kadar çıkabilecek Trump'ın geride kaldığı, Harris'in ise yarışı önde tamamlayabileceği anketler öne çıkartıldı. Fakat bugün şu tabloya bakacak olursak ki, yönetmenimden rica edeceğim çünkü o son aşama çok önemli. Kırmızı ile gösterdiğimiz eğri Donald Trump'ın anketteki sonucunu gösterirken mavi ile göstermiş olduğumuz eğri ise Harris'i gösteriyor. Harris ve Trump arasındaki yarışta biz şunu görüyorduk. Diyorduk ki burada aralarında bir fark açıldı ama son anketteki özellikle mavide aşağı yönlü, kırmızıda ise yukarı yönlü aradaki açılan makasın kapandığı, yani Trump'ın bu yarışı aslında başarıyla tamamlayabileceğine dair umutların da yükselebileceğini bize gösteriyor Burcu. Dolayısıyla şu an henüz yarış bitmiş değil ama Trump da işin ucunu bırakmıyor, ipin ucunu bırakmıyor. Dolayısıyla ankette Trump da ben de buradayım diyor. Evet, benim grafiğimde pay piyasaları dedik Pelin. S&P'de Mart 2023 sonrası en kötü hafta. Mart 2023 şöyle hızlıca hatırlayalım. Mart 2023'te likidite krizi yaşamıştık. Bankacılık krizi, likidite krizi diye hatırladığımız süreç olmuştu. Özellikle küçük banka batışlarını izlediğimiz ve hatta o dönemde büyük sermayeli bankalara kaçışların olduğu, küçük sermayelerden hem Moody tarafında özellikle hem de birleşme satın alma haberleri anlamında konsolidasyonun olduğu bir süreçte. Ve o zaman faizlerin de yüksek olması sebebiyle, faizlerin yüksek seyretmesi bu likidite krizine, işte küçük sermayeli bankaların batışına sahne ve sebep olmuştu. Ondan sonraki en kötü haftayı yaşıyoruz. Hiç bu kadar kötüsü olmamıştı. Zaman zaman düşüşler yaşasak da Mart 2023 sonrasında, hatırlanacak olursa 2023 Ekim ayında, ki o zaman İsrail-Hamas savaşının gerginliğinin başladığı dönem olarak karşımıza çıkmıştı. Eylül-Ekim ayları da kötü performans sergilemişti. Fakat sonrasında 2023 Aralık, 2024 başından sonra neredeyse hiç kötü performans görmemiştik. Nisan ayında bir kez daha kötü bir performanslar, kapanışlar görmüştük ki bunun bir kısmı aslında bazı teknoloji satışlarından da kaynaklanmıştı. Ama ondan bu yana en kötü performansı gösteriyor şu anda ve sadece teknoloji değil, genele yayılmış bir düşüş. Peki, bir de petrole bakalım o halde. Petrol yapmazsam olmaz şimdi. Petrolde aslında yıl 2023'ün ocağından bu yana bakacak olursak ağırlıklı olarak kırmızı. Yeşiller azınlıkta kalmış. Yeşiller artışı, kırmızılar ise götürü tarafını gösteriyor. Şimdi 7.99'lukla birlikte Eylül ayından bu yana bakacak olursak
aslında petrolde düşüş sürecek mi hikayesini bize net bir şekilde burada gösteriyor. Bizi 2023 Mart ayına kadar götürüyor derin satışlarda. 2024'e bakacak olursak mesela burada işte Ekim ayına kadar götürüyor. Ardından 2024 Şubat ayına kadar götürüyor ve en son Mayıs ayında, yani aslında şöyle söyleyebiliriz, Şubat ayından bu yana en sert satışları yine hakim olduğunu görüyoruz. Neden böyle bir performans sergileniyor? Elbette arza yönelik endişeler vardı. Bunun yanında Çin'in düşen talebi dedik ki küresel büyümenin üçte birinin geldiği Çin'deki talebin düşüklüğü, ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişeler kırmızı çoğunlukta bize bu tabloyu getiriyor Burç. %8 olmuş gerçekten, evet. Kayıplar hem talep hem arz kaynaklı endişeler hala sürüyor. Hı hı. Şimdi benim son grafiğimde piyasa değeri üzerinden hazırladığımız bir grafik var. Küresel pay piyasaları epey bir değer kaybetti. Bu sadece az önce S&P'de gösterdiğimiz bu Bloomberg Dünya Endeksi piyasa değeri 4.1 trilyon gitti. Geçtiğimiz 4.1 milyar dolar gitti geçtiğimiz hafta. Bu yine 2022 Aralık'tan bu yana en sert düşüş. Küresel piyasalarda 5 Ağustos'ta bu yaşanan işte kırmızı pazartesi, kara pazartesi hepimiz hatırlıyoruz. Çok yakın zamanda olmuştu. Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımları ve hatta onun öncesinde gelen gene tarım dışı istihdam verisi, Amerika ekonomisi resesyona mı giriyor başlığı, iki tane önemli başlık vardı. Ve hem carry trade pozisyonlarının çözülmesi hem de endişelerle birlikte küresel pay piyasalarının sert şekilde düştüğünü görmüştük. Şimdi ondan sonraki, hatta o zaman bile küresel pay piyasaları bu kadar değer kaybetmezken geçtiğimiz cuma günü bu ayın içerisinde, yani Eylül ayı içerisinde en sert düşüşünü yaşadı. Dediğim gibi bunu en son 2022 Aralık ayında görmüştük ki, o zaman hatırlanacak olursa 2022 Mart ayında başlayan bir süreç vardı. Küresel pay piyasalar için genel anlamda 2022 kötü bir yıldı. Ondan bu zamana bu kadar kötü kapanışı hiç yapmamıştık. Küresel endeksler de bundan etkilendi. Çünkü artık şöyle belki özetlemek, bakmak lazım. Bir taraftan faizler indiriyor. Merkez bankaları artık faiz indirim sürecinde ama bir taraftan hala resesyon korkusunu yaşıyor piyasalar. Bir taraftan Japonya Merkez Bankası'nın faiz arttırır mı diye tekrar yıl sonunda endişeler var. Dolayısıyla nedir bu? Sermaye, para nasıl yönünü bulacağını belki şu anda daha bilemiyor diyelim. Geçtiğimiz yıl işte Japonya önce olan endeksi çok yükselmişti ve S&P'de, Hindistan bunu örnekte. Ama bu yıl performanslara baktığımız zaman artık aynı şeyi söyleyemiyoruz. Dolayısıyla orada da bir rotasyon hikayesinin olduğunu söyleyebiliriz herhalde Pelin. Peki efendim, grafik düellosunu noktalıyoruz bizler. Ben bu hafta olmayacağım. Size devrediyorum, evet, programı. Görüşmek dileğiyle o halde, iyi haftalar diliyorum.